Yine güzel bir günden mutfağımdan herkese merhaba. Kebap sevmeyen var mı? Ben bayılırım açıkçası. Evde kebap keyfini de çok seviyorum. Antakya'ya özel harika bir tepsi kebabı tarifiyle karşınızdayım. Yapımı da o kadar kolay ki. Hemen yapıyoruz, tepsiye bastırıyoruz ve kebabımız hazır. Yapımı kolay, lezzeti olay, harika tepsi kebabı. Hadi yapımına başlayalım. 500 gram kıyma kullanacağız. Kıymanın özelliği şu: %60 dana, %40 koyun ya da kuzu olmalı. Döşten güzel bir kıyma. Sebzelerimiz var. 2 tane şöyle yeşil biber aldım. Onları küçük küçük doğrayacağız. Normalinde ustası bunu nasıl yapar? Satırla yapar ama biz tabii ki ev şartlarında robot kullanacağız. 2 tane de şöyle kapya biber. Normalde ustası hem eti kıyma haline getirir satırla, hem de sebzeleri. Şurada bir tane sürprizimiz var. Yarım çili biberim var, acı acı sevdiğim için. Bu tamamen keyfe kalmış. Bunu koymak zorunda değilsiniz. Çeyrek demet maydanoz. Onu da şöyle koyalım. 5-6 diş de sarımsak ilave edeceğim. Ve hepsini robottan geçirip küçük küçük hale getireceğiz. İşte hepsi minik minik oldu. Bizim ustalığımızı da robot halletmiş oldu. Tabii ki satırla yapmak bambaşka. Şöyle kıymayla sebzeleri buluşturuyoruz ve bir macun kıvamına gelene kadar güzelce yoğuruyoruz. Ve tabii ki baharatlarını atacağız ama baharat dediğimiz sadece tuz ve karabiber. Bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı da karabiber ilave ediyorum. Başka baharat konmuyor. Güzelce yoğuruyorum dediğim gibi. İşte kebabımız hazır bile. Bir tepsi alıyoruz. Tabii ki onların tepsileri daha hayvan olur. Böyle odun ateşine girecek şekilde olur. Birazcık böyle domates püresini tepsinin zeminine sürüyoruz. Kebabımızı yaymadan önce gerçekten inanılmaz kolay gördüğünüz gibi ve inanılmaz lezzetli. Şimdi ne yapıyoruz? Köfte harcımızı alıyoruz şöyle. Bastıra bastıra tepsimize yayıyoruz. Kebabı fırına vermeden önce üzerine şöyle dilimlenmiş domates, soğan ve biberleri de koyuyorum. Gerçekten inanılmaz lezzetli bir kebap. Hemen yapacaksınız ve tadacaksınız. Bana hak vereceksiniz. Şöyle soğanları da aralara koyalım. Ve tabii ki biberler. Biber, domates, soğan da böyle güzel közleniyor. Lavaşın içinde kebapla beraber harika oluyor. Şimdi lezzetine lezzet katacak bir şey daha var. Salçalı su. Hem kebabım yanmasın hem de lezzeti iyice artsın diye böyle güzelce üzerine gezdiriyorum. Ve 200 derece önceden ısınmış fırında bir güzel pişiriyoruz. İşte kebabım pişti. Pişerken biraz tabii küçülüyor. Onu da göz önüne alın. Bu 2-3 kişilik bir porsiyon verdiğim ölçüler. Yanında maydanozu, lavaşı, tabii ki olmazsa olmazı ayranıyla beraber yemeğe hazır. Afiyet olsun. İşte muhteşem tepsi kebabımız hazır bile. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı lütfen benimle paylaşmayı unutmayın. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak, bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonunun yanında bir tane de küçük zil butonu var. İşte onu da tıklarsanız eğer ben yeni bir video paylaştığımda hemen size haber gelecek. Bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel, değişik tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.